Norsiyan'dan herkese merhabalar. Ford Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş. 2022 yılı 3. çeyrek bilançosunu özet bilgileriyle beraber inceleyeceğiz ve şirketin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Şimdi 3. çeyrek bilanço rakamlarına baktığımız zaman satış gelirlerinin 50.127 milyon TL olduğunu, FAVÖK gelirlerinin 4.8 milyon TL olduğunu, net karında 3.8 milyon TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Burada Ford Otomotiv'de piyasanın konsensus beklentisi 4.3 milyon TL civarında bir kar açıklanacağı yönündeydi. Yani piyasanın bir miktar beklentisi altında kalmış net kar rakamı görüyoruz. Bilançoda detaya baktığımızda ilk 9 ayda yurt dışı satışlarda %28'lik bir artış yakalanmış ve burada satış gelirleri %148 civarında artmış. Burada tabii ki kur farkı gelirlerinin yarattığı pozitif ivmenin devam ettiğini yılın ilk 9 ayında görüyoruz. Yurt içi satışlar %5 artarken bunun satış geliri olarak yansıması %124 civarında gerçekleşmiş. Bu da şirketin maliyetler tarafındaki kontrolü iyi yaptığını ve fiyat sürekliliği tarafında, fiyatlandırma tarafında da iyi bir politika izlediğini ve bu nedenle de %5'lik bir artışa rağmen yüksek bir satış geliri yakaladığını gösteriyor. FAVÖK marjı %1.1 azalış ile geçen yılın aynı dönemine göre 9.7 olarak gerçekleşmiş. Yine özet bilgide şirketin öz kaynaklar, ödenmiş sermayesi, piyasa değeri, fiyat kazancı, temettü verimi, net borç, FAVÖK oranı gibi bilgilerine baktığımızda burada da yüksek ihracat oranı olan bir şirket olarak Ford Otosan'ın öne çıktığını görüyoruz. Evet, fiyat kazanç oranında 2021 9. ayından itibaren yukarı yönlü bir ivme var ama marjlarda da bir miktar son çeyrek bilançosunda bozulma olduğuna dikkat çekiyoruz. Burada oran analizleri tarafında betası %1'in üzerinde bir şirket Ford Otomotiv, yani piyasa ile beraber hareket eden bir şirket ve son dönemde de betasında 2022 yılıyla beraber 6. ayda 1.26, 2022 9. ayında ise 1.15 beta ile işlem görmüş. Cari oranlar tarafında her hangi bir aslında dikkat çekici bir sıkıntı görünmese de esas faaliyet kar marjı, FAVÖK marjı ve net kar marjı tarafında bir daralmanın olduğunu, bir düşüşün olduğunu söyleyebiliriz. Burada FAVÖK marjı geçen dönemde 11.72 iken 2022 9 aylık bilançoda 10.8'e gerilemiş. Esas faaliyet kar marjında gene 2022 ile 9 ayında aynı dönemde 9.49 iken 2022 9. ayda 9.67, ama bir önceki çeyreğe göre bir düşüş gerçekleşmiş. Net kar marjında da yine 2021 9. aydan itibaren hem geçen senenin aynı dönemine kıyasla hem de geçen çeyreğe kıyasla bir daralma olmuş. Burada tabii maliyetlerdeki artış dikkat çekiyor. Satışlardaki artışa rağmen maliyetlerdeki artış bir miktar daha öne çıkmış. Bir dönem içerisinde yine tedarik zinciri olan bir sektör olan otomatik sektöründe bu sorun bu sürede aşılmış görünse de maliyetlerin kar marjına daraltıcı etkisinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Net satışlar tarafında görüyorsunuz, net satışlardaki artış devam ediyor ama net kar tarafında net satışlardaki artışa rağmen maliyetlerdeki yükseliş dolayısıyla beklenen sürdürülebilir bir iyileşmenin, büyümenin yakalanamadığını da görüyoruz. Yine net kar, net satış oranını da 2022 6. aya göre, bir önceki çeyreğe göre düşüş kaydettiğini buradan görüyoruz. En iyi net kar marjının yakalandığı dönem 2021 son çeyrek olarak görünüyor Ford Otomotiv'de. Zaten bu piyasa fiyatlamalarına da bilanço beklentisiyle yansımıştı. Şirketin güçlü ve zayıf yönleri tarafına gelecek olursak, tabii ki satış performansının iyi gitmesi şirketin güçlü bir yönü. Ayrıca önümüzdeki aylarda Romanya fabrikasının operasyonlara dahil edilecek olması bu taraftan da katkının geleceği beklentisiyle güçlü yönleri arasında yer alıyor. Diğer tarafta maliyet azaltma ve fiyatlama disiplini tarafında iyi bir performansın yakalandığını görüyoruz. Şirketin güçlü yönleri olarak öne çıkan yönler son çeyrek bilançosunda da dikkat çekici diyebiliriz. Tehditler ne olarak görünüyor dersek, tabii ki Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomik yavaşlama ile göreceli zayıf hacimsel büyüme ve satışlarda bir miktar geri çekilme tehdit olarak görünüyor bu dönemde ki Avrupa tarafında hem sanayi tarafında hem PMI tarafındaki verilerde bir miktar geri çekilme olduğunu biliyoruz. Gene kur artışı tarafında kur gelir farkı gelirlerinden son 2 sene içerisinde nemalanan bir şirket, ihracatçı bir şirket Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Bu da kur artışına bağlı yurt dışı satış gelirlerinde artış diyelim trendi tersine döner mi? Yani bir parça kur riski olarak da değerlendirebiliriz.